Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine Pınar'la dışarıya çıktık ama şu anda yalnızdım. Pınar İstanbul'da gerçekten güzel bir sigorta şirketinde satılıyor, uluslararası. Kore'ye geleceğini duyunca şirketi, madem öyle bizim işte Kore'deki şirket binamızı da bir ziyaret et, oradaki çalışanlarımıza bir yemek ye demişler. Pınar'ı şimdi oraya bıraktım. Bir buçuk saat kadar bir işi var. Pınar'ın şirketteki işi bitene kadar ben de etrafı biraz tek başıma gezeceğim. Bir Starbucks'a oturup bir kahvaltı yapacağım falan. Bir önceki videoda böyle çok güzel fenerlerin olduğu, rengarenk bir Budist tapınağına götürmüştüm sizi. Muhtemelen videonun sonlarına doğru. Henüz editlemedim o videoyu ama öyle olacak yani. Şimdi hazır gelmişken, o tapınak da buraya çok yakın Pınar'ın şirketine, şirket binasına. Hazır gelmişken o tapınağı bir de gündüz haliyle görmek istedim. Çünkü fenerler gündüzde çok güzel oluyor. Hem size göstermek istedim hem kendim görmek istedim. Şimdi hep birlikte oraya gidiyoruz. Bakar mısınız? Rengarenk festival. Arkadaşlar bir anda videoyu kapattım çünkü Pınar buradaki şirkette buluştuğu Korelilerle öğlen yemeğine gidecekti zaten. Şirkette buluşup hemen yemeğe geçeceklerdi. Bir anda birisi mavi işte dedi. Ay ben şok, tapınağın ortasında bana kim kendi isminle seslenir Kore'de? Bir baktım onlar tapınağın içinden geçerek gidiyorlarmış yemek yiyecekleri yere. Ay nasıl bir komediydi. Neyse işte tapınak böyle. Zaten bir önceki videoyu izlediyseniz orada gece halini çekmiştim. Dün akşam aslında biz buradaydık. Bu da gündüz hali ama gündüz ve gece farklı gözüküyor gerçekten. Şu an çok daha kalabalık. Dün akşam burası çok sakindi arkadaşlar. Şu binanın içi ibadet yapılan yer. O yüzden çok sakin olduğu için içerideki budaları falan da göstermiştim size. Şu an gösteremiyorum. Kalabalık ve daha fazla insan ibadet yapıyor. Normalde çünkü içerinin videosunun falan çekilmesi yasak. Eğer içeriği merak ediyorsanız dünkü videoya gidebilirsiniz. Şuradaki eğilen ve doğrulan amcası mı? Evet amca sanırım. O da Buda'ya selam veriyor şu anda. Şu kadınlar da öyle. Tatlı, bakar mısınız? Hani şu heykele çok tatlı deme sebebimin Buda'yı sevmemle, Budizm'e ilgi duymamla dinle hiçbir alakası yok. Onu da bir açıklamak istiyorum. Boşuna linç yemeyeyim. Sadece bu heykel olarak çok tatlı bir obje, bir nesne. Hani dinsel değil, nesnesel olarak yaklaşıyorum olaya. Çünkü gördüm, yine Kore'de yaşayan Gizem diye bir arkadaş var. Yüzde tanışmadık ama Instagram'dan takipleşiyoruz. Onun da ben YouTube videolarını izliyorum. Gizem de kayınvalidesiyle buraya gelmiş. Kıza demediğinizi bırakmamışsınız diyeceğim artık hani. Ya da bırakmamışlar, sizin suçunuz değil de kim yaptıysa o yorumları. Buraya gelip kayınanasıyla video çekti diye kızı resmen Budist olmuş gibi saçma saçma yorumlar yapmışlar. Alakası yok arkadaşlar. Ne Gizem değil, kim gelirse gelsin, kim ne çekerse çeksin, ne alakası var yani. Ben şu an burada gayet turistik bir amaçla hani bulunuyorum. Ne kadar Kore'de yaşasam da. Bakar mısınız? Fenerler çok tatlı. Burası da böyleydi. Sizi daha fazla tapınağa boğmayayım. Zaten dün bir önceki videoda da göstermiş olacağım. Şimdi buradan çıkıyorum. Hadi Starbucks'a gidelim. Çok acıktım. Arkadaşlar kendime tavuklu ve peynirli bir tane sandviç aldım Starbucks'tan. Bir de böyle yoğurtlu ve çilekli bir içecek aldım. Soğuk. Şimdi burada kahvaltı yapacağım ve Pınar'ı bekleyeceğim. Şu an içinde bulunduğum Starbucks inanılmaz kalabalık ve gürültülü. Umarım sesim geliyordur. Bu arada ben Starbucks delisi bir insan değilim. Galiba en son Starbucks'a geçen sene 2022 Eylül ya da Ekim'de İzmir'de gitmiştim.
gitmiştim. Türkiye'de gitmiştim. Kore'de o kadar güzel kahveciler, o kadar çok kahveci var ki. Hani Kore'ye geldiğinizde Starbucks'a gitmenizi size tavsiye etmem. Gidin Kore kahvecilerini deneyin yani. Ama benim bugün buraya gelme sebebim Pınar'ı bıraktığım yer buraya çok yakın. Hemen böyle köşeyi dönünce, yani şirketinin yan tarafında Pınar'ın gittiği şirketi. Ve Pınar'ın da interneti yok hani. Kore'de çok kalmayacak. 5-10 gün bir şey kalacak. Bunun da birkaç günü Tokyo'da geçecek zaten. O yüzden burada şey böyle geçici sim kartlar oluyor 3-5 günlük bir haftalık turistler için. Onlardan almadı. Gerek yok dedim. Hani en kötü ben ona internetimi açıyorum, paylaşıyorum. İnternet olmadığı için de beni bulabileceği bir yer olması lazım. Yani iletişim kuramama ihtimalimiz var. O yüzden en yakın yer burası olduğu için buraya geldim. Öyle. Şimdi ben de bir sürü video çektim. İşte shorts, reels, bilmem ne. Telefonda şu an bir kargaşa var. O yüzden ben de Pınar'ı beklerken burada birazcık edit yapacağım. Öyle arkadaşlar. Gün içerisinde tekrar görüşürüz. Bugün bir sürü yere gideceğiz. Şarjımın ve gücümün yettiği kadarını çekip sizinle paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar, Pınar geldi yanıma şirketinden. Şirketinden. Kendi şirketi, plazası var. Ondan sonra şirketine kızmıştık vaktimizden çaldı diye. Hem de bir saat dediler, 1,5 saat oldu ama iyi olmuş. Evet, çok Kore'de çok meşhur olan ama bence Türkiye'deki dana etinden daha da lezzetli olmayan normal bir dana etini. Ama Kore'de yani biz mesela şimdi kendimiz paramızla yemeye kalksak çok para vereceğimiz dana etini ısmarlamışlar kendisine. Dana eti önce bir sürü... Hem de ve şirketteki etmedim. Kızlar da demişler ki teşekkürler Pınar, senin sayende şirket kartıyla biz de çok lezzetli güzel bir et yedik demişler. Aynen. Yani hani şey şöyle söylemek istiyorum, hani biz şu an görgüsüzlük yapmıyoruz. Koreliler de, Koreliler için bile her zaman yedikleri bir et değil, pahalı yani. Bilmiyorum ne kadar olduğunu. Tadı bayağı iyiydi. Ha, tadı bayağı iyiymiş. Canım ben de yedim, bir kere yedim. Ya bir ya iki kere yedim galiba. O da kaynanam almıştı doğum günümde. O kadar. Neyse öyle. Şimdi ben az önce Pınar'ı beklerken Budist tapınağından çıktıktan sonra kendime bir iki blok bir şeyler almıştım. Onları da size gösteririm sonra. Pınar kıskandı onları. Ben de istiyorum dedi. Pınar'a da almaya gidiyoruz şimdi. Öyle. Ay çok sıcak. Her gün sıcak burada. Arkadaşlar şimdi Kore'nin Watson's'ına ya da Gratis'ine yani Olive Young'a geldik. Pınar yine alışverişe düştü. Eline bakar mısınız? Makyaj YouTuber'ları gibi oldu eli. Ürün gösteren. Şu anda şu üçünü aldı şimdilik. Bu arada İrem dedim ya. Pınar Myeongdong'dan da bir sürü şey almıştı. Vaktimiz olursa, bir fırsatımız olursa onun yaptığı alışverişi ayrıca çekip size göstermek istiyorum. Olive Young'dayız. Shopping day. Her zamanki gibi. Pınar'la. Arkadaşlar, Pınar'ın Olive Young'daki alışverişi bitti. Şirketindeki işi de bitti. Şimdi dünkü değil, bu sefer başka yani. Bundan önceki videodaki değil, başka bir Budist tapınağına geldik. Size bir videoda iki Budist tapınağı göstermiş olacağım ama bu tapınak daha büyük. Yani hep Budist tapınağı göstermiş oluyorum ama İstanbul'a gelen bir turist de size cami gösterir. Hani aynı mantık. Sonuçta bu coğrafyanın dini Budizm ve Hristiyanlık yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir dakika, Pınar beni çağırıyor. Ha, burası da şey... hediyelik eşya dükkanı tapınağın. Oraya bir bakacağız şimdi. Bu Pınar beni hep zarara sokuyor. Kendi hiçbir şey almıyor. Beni hediyelik eşya dükkanına sokup ben alıyorum. Ay iş çok güzel gözüküyor.
Arkadaşlar valla Budist tapınağına geldim diye eleştirecek olan biri varsa hemen sussun diyorum. Yani kısacası kapat çenen diyorum. Bakın burada ne var? Türkiye ve Suriye için yardım edin diye banka yardım hesap numaraları var. Budist tapınağın içinde var bu. Altın çiziyorum. Depremzedeler için yardım kutusu koymuşlar buraya. Kapat çeneni dediğimde böyle bir benim videom olsun, başkasının videosu olsun. İzleyip izleyip, ay Budist mi oldun, yok şöyle, yok böyle. Ya herkesin İslamiyeti de, Budizmi de kendine. Kimsenin ne alkolüne, ne kapalı olmasına, ne açık olmasına, ne çarşaf giymesine, ne mini etek giymesine karışmasın hiç kimse. Kimse de yorum yapmasın. Benim videomun altında da öyle biri gelirse, yorum yaparsa yapmasın. Defolsun gitsin yani. Hiç gerek yok lüzumsuz insanlara. Bir atarlandım durduk yere. Kız Pınar, ben niye atarlandım böyle? Pınar gel kız. Gel, zaten gıdıklı ve büyük yüzlü çıkıyorum. İyice büyük yüzlü çıkalım. Biraz takipçilerin başını döndüreyim, dur. Pınar, benden büyük yüzlü olduğunu iftira eden ama küçük yüzlü olan Pınar. Ay be. Arkadaşlar şu an tipimiz neye benziyor bilmiyoruz ama çok kötüyüz, çok yorgunuz. Bu tapınak dünkü gittiğimizden çok daha büyük ve yukarıya doğru böyle sürekli merdiven çıkılıyor. Bir de biz zaten şu an yorgun olduğumuz için bana daha da büyük ve yorucu geliyor ama bence görmeye değer. Öyle, ay ben niye böyle çekiyorum? Yüzüme sokmuşum kamerayı, pardon. Buradaki fenerler biraz daha değişik ve çok güzeller. Renkleri çok tatlı. Bu videoları izleyenler bana şey diyecek, tamam mavi anladık, fener yeter gösterme, ama fener var yani her yerde, ne yapalım. Hemen şimdi şurada aşağıda bayağı böyle büyük bir tane Buda heykeli olması lazım. Buda heykeli videoda ne kadar büyük çıkıyor hiçbir fikrim yok ama çok büyük, apartman boyunda yani. Bayağı büyük. Kaç metre vardır o sence Pınar? Büyük. Bir apartman gibi. 15-20 metre falan. Ama büyük, çok büyük duruyor yani. İbadet yapıyorlar. Selam veriyorlar, dua ediyorlar. Buda'ya. Şimdi size heykeli biraz daha yakından göstermek için yaklaştım. Çok bağırmak istemiyorum. Dediğim gibi ibadet edenler var. Umarım sesim geliyordur. Şöyle gölgeye geçersem ben de ne çektiğimi göreceğim. Evet, şu biraz karanlık çıkıyor ama. Yine fenerler. Artık onlara alıştınız. Ve böyle kenarda binlerce ufak budalar var. Binlerce ama. O kadar çok ki. Bu da ordusu gibiler. Figürler böyle bir sürü var. Ama sanırım hepsinin yüz ifadesi ve tipi aynı. Böyle devam ediyor. Karşı duvarda var. Karşıda da var, aynı. Eminim yani binlerce var. Binlerce, yani 3000 de olsa var yani. Çok fazlalar kendileri. Şöyle yakından detaylı da göstereyim size. Arkadaşlar burada da 3 tane budacağız varmış. Buda tapınağı da böyle idi. Şimdi
bilmiyorum. Kore'ye ilgisi olanlar belki bilir. COEX diye bir tane AVM'nin içinde Starfield diye çok güzel bir kütüphane var. Oraya gidiyoruz. Hemen bu tapınağın yan tarafında. Zaten biz esas bu tapınağı görmeye gelmedik buraya. O kütüphane için geldik. Ben de Pınar'a dedim ki COEX alışveriş merkezinde o kütüphaneden başka yapılacak, görülecek hiçbir şey yok. Madem buraya kadar da geldik, tapınağa da gidelim ki hani bir taşta iki tuş vurmuş gibi hani boşa gitmesin buraya kadar geldiğimiz dedim. O da tamam dedi. O yüzden geldik buraya. İyi de oldu. Sıcak olması dışında ve çok fazla merdiven çıkmış olmamız dışında iyi oldu. COEX'te görüşürüz. Arkadaşlar kütüphaneye geldik. Şu orası komple kitap. Arkadaşlar yeniden merhaba. En son sizi nerede bıraktık, nerede videoyu gösterdik COEX. Hatırlamıyorum ama ya COEX'tir ya da Budist tapınağıdır. Çünkü çok yorgunuz, insani derecede gezmiyoruz. Hayvan gibi geziyoruz, affedersiniz. Bakın şu yüz faybesinden. Şu anda Gangnam'dayız. Yemek yedik biraz. Yemek yemekten çok dinlendik. Şahsen ben öyle oldum. 15 dakikada yenecek yemeği 1,5 saatte yiyip oturduk. Çünkü çok yorulduk, ayaklarımız şişti. Böyle ayaklarımız artık böyle poğaça mı, pamuk tarlası gibi, yani neyse işte böyle şu kadar ayağımız bu kadar oldu. O yüzden de yediğimiz yemekmiş bilmem neymiş çekmedim. Zaten çok merak ederseniz yediğim yemeği dakgalbi yedik. Dakgalbi ile ilgili zibilyon tane video kanalımda var. Eski videolara bakarsanız görebilirsiniz. Ya da bir sonra bir daha yediğimde, hah yeşil yandı. Bir daha yediğimde ben sizinle paylaşırım. Şu an şu meşhur Gangnam var ya, Gangnam Style şarkısından çoğunuzun bildiği. Oradayız. Hoş gerçi o şarkıda bahsedilen Gangnam burası değil ama o apayrı bir konu. O konuya hiç girmeyeceğim şimdi. Buraya geldik, yemek yedik ve hiçbir şey yapmadık zaten daha henüz burada. Şimdi etrafı gezeceğiz. Alışveriş yerlerine bir gireceğiz, çıkacağız. Yani aslına bakarsanız Gangnam'a gelip de, Gangnam daha doğrusu istasyonun etrafına gelip de yapabileceğiniz çok spesifik özel bir şey yok. Ama hani geldik işte biz de böyle bir vitrinlere bakacağız. Canımız bir şey isterse alacağız. İstemezse sadece gezeceğiz. Öyle. Etrafı göstereyim biraz size. Böyle işte. Yani ben şimdi sürekli Gangnam'ı gördüğüm için de bana öyle geliyor olabilir ama çok özel bir şey yok. İş merkezleri, iş binaları, finans merkezleri, kıyafet mağazaları, restoranlar, kahveciler, normal Türkiye'de bir ana cadde nasıl olursa öyle. Ama tabii ki de siz Kore'ye hiç gelmediyseniz ya da Kore'ye gelip Kore'yi sevdiyseniz size farklı gelebilir. Benim için normal cadde. Ama düşünüyorum 2013 yılında Kore'ye ilk kez sadece tatil amaçlı gezmeye geldiğimde ben de sevmiştim. Çünkü niye? Değişikti. Hiç görmediğim bir ülkeydi. Ama şu an bina, insan, kahveci, restoran hani öyle normal. Onu Pınar'a sormak lazım. Pınar Gangnam'da olmak nasıl bir duygu? Sokak röportajları. Falan diyormuş. Onun için de sıradan sayılırmış falan diyormuş. Ha evet, ama Pınar daha önce Gangnam'a geldiğinde burada kalmıştı. Onun içinde biraz sıradanlaşmış olabilir. Bağdat Caddesi gibi işte. Bağdat Caddesi gibiymiş İstanbul'daki. Ben İzmirli olduğum için yorum yapamıyorum. Ben Gangnam'ı seviyorum ama aynı zamanda sevmiyorum. Sebebi de şöyle göstereyim. Çok insan anneciğim, çok insan. Üstüme geliyorlar. Ben İzmirliyim.
Bu kadar insana alışık değilim ama İzmir'de artık kalabalık olmuştur. Ben İzmir'den ayrılı 7,5-8 sene olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Belki İzmir'de artık böyle kalabalıktır. Öyle. Neyse ben şimdilik kapatıyorum. Size göstermeye değer bir şey görürsem yeniden buluşuruz. Arkadaşlar şimdi Kakao Friends'e geldik. Yine Kore severlerin bileceği Kakao'nun WhatsApp gibi olan sohbet uygulamasının uygulamasındaki bu emotikonların, emojilerin, karakterlerinden yapılmış eşyaların satıldığı marka. Yani Kakao Talk uygulamasındaki emotikonlardan yapılmış bir sürü ürünün satıldığı mağaza, öyle söyleyeyim ben size. Böyle şirin şirin zibilyon tane güzel şey var. Böyle peluştan oyuncakları var. Böyle yastıkları var. Arkadaşlar tekrar merhaba. En son galiba sizi Gangnam'da bırakmıştık. Şu anda Yoido Han Nehri Parkı'ndayız. Yani hafta içi hafta sonu fark etmez. Sezon açılır açılmaz bütün Koreli gençlerin sürekli aktıkları bir yerdeyiz. Bakın ortam şöyle. Herkes yerlere böyle piknik matlarını, piknik hasırlarını sermiş. Bira içiyor, soju içiyor, normal alkolsüz içecek içiyor, tavuk yiyor, eğleniyor. Koreli gençler şurada bakın. Şarkı, gitar çalıp şarkı söylüyorlar. Şurası da Han Nehri. Şu sıra ışıkların olduğu yer. Şuralar. Bunlar yatıyor. O yüzden şimdi çok detay çekmeyeyim. Öyle. Size biraz etraf göstereyim. İnşallah bu çocuğun söylediği şarkıdan telif yemem. Kızarmış Kore tarzı tavuk aldık. Tavuk gözükmüyordu karanlıktan. Yanında da böyle kolamız molamız bir şeyler var işte, içeceklerimiz var. Takılıyoruz. Bütün gün çok yorulduk ve burada böyle yayılıp takılmayı hak ettik. Sonrası komik bir şey anlatacağım ama sonra anlatacağım. Şu an telif yerim diye korkuyorum. Eve giderken ya da evde anlatacağım. Hello Pınar. Çığlık filminden Pınar. Siyah kapşonunu da taktı. Pınar, bak birlikte bir anı konuşacağım. Ay, Arabin Yala Lisi. Hiçbir şey belli olmuyor. Hiçbir şey belli olmuyor. Aslında böyle Arap zenci gibi benzetmeler kullanmak istemiyorum. Biraz ırkçı olduğunu düşünüyorum. Hatta geçen gün bir videomda da böyle karanlıkta yüzüm gözükmeyince zenci gibi çıkıyorum dedim ama kötü niyetli olduğumdan değil yani. Ki tamamen ağız alışkanlığı. Umarım bu ağız alışkanlıklarını zamanla iptal edip silebilirim dilimden ama çıkıyor yani. Yoksa zenci ya da Arapları küçümsediğimden ya da öyle bir Türk yaptığımdan değil. Sonuçta onu kimse ten rengini, boyunu, ırkını bilmem nesini kendi seçmiyor. Hepsi Allah vergisi. Neyse. Arada böyle bir kamu spotu soktuğuma göre tekrar videoyu kapatayım ben. Arkadaşlar şu an baya saat ilerledi. Saat kaç bunlar? 12? 12'ye geliyormuş gece. O yüzden o müzik çalanlar falan herkes gitti. Daha doğrusu polisler geldi ve onları resmen kovaladı. Şu an burası çok sessiz. Telif yeme imkanım yok. O yüzden hem videoyu kapatmak hem de size biraz da buranın sessiz halini göstermek için kamerayı açtım. Bir de şundan bahsedecektim. Biz şimdi buraya gelirken tavuk alıp öyle gelelim dedik. Normalde Han Nehri'ne geldiğinizde buraya telefonla tavuk siparişi veriyorsunuz. Tavuk siparişleri getiren motorcuların ortak bir noktası var. Oraya gidiyorsunuz, sipariş numaranızı söylüyorsunuz, tavuğunuzu teslim alabiliyorsunuz. Yani yemek sepetinden tavuk söylüyorsunuz ama İstanbul'da sahile söylüyorsunuz. Öyle düşünün. Neyse. Ama bu birkaç aydır onları ben göremiyorum burada. Ben de Pınar'a dedim ki, Pınar'cığım şey yapalım, tavuğu biz dedim bizim evin aşağısından bir yerden alalım, yanımızda götürelim. Ne olur ne olmaz dedim. Yine dedim tavuk siparişi veremiyorsak aç kalmayalım.
Ama tavukçuya gidip de sipariş versek tavuğun kızarması 10-15 dakika sürüyor. Ben de onu beklemek istemiyorum. O yüzden Kore'nin yemek sepetinden tavuk siparişi verdik. Ama şöyle verdim. Siz eve teslim etmeyin. Ben gelip restorandan alacağım. Yani pick up yapacağım. Pick up Türkçesi ne? Pick up işte. Neyse yani şey. Siz ben ödemesini yapıyorum. Tavuğumu da hazırlayın. Ben gelip alacağım yani. Eve teslim etmeyin dedim. Ben o kadar yorgundum ki gerçekten dikkat etmedim. Sen git bizim evin hemen iki sokak altındaki tavukçudan söylemek yerine git anasını pardon ama yani evin örekesindeki tavukçudan söylemişim. Bizim evden yürüyerek gidemeyeceğim, otobüse gidebileceğim tavukçudan. Cinsu eve geldi, dedi ki sen nereden sipariş verdin bu tavuğu? Dedim ki bizim mahallenin tavukçusundan. Dedik, ha dedi bizim mahallenin tavukçusu, bekle otobüste 20 dakika. Apar topar Pınar'la evden çıktık. Koştur koştur otobüse bindik. Gittik tavukçudan tavuğu aldık. Oradan git yürü yürü Allah yürü metroya bindik. Sonradan tavuklarla birlikte buraya geldik Han Nehri'ne. Böyle bir salaklık yok. Hem kendi salaklığıma güldüm. Bir yandan da diyorum Pınar'a da bu da böyle bir anı oldu. Böyle şimdi size anlatınca çok komik gelmeyebilir ama bence çok komik hem de çok büyük bir salaklık yani. Neyse bugün de böyle son buldu. Allah'tan tavuk lezzetliydi. Ama yani hiç bu kadar hak ederek tavuk yememiştim hayatımda daha önce. Bu tavuğu hakikaten hak ettim yani. Dişimle, kanımla, canımla hak ederek yedim. Pınar'a da söyledim aynı şeyi. O da gülüyor şu anda yanımda. Öyle arkadaşlar. Bu arada saat 12 geçtiği için metro, otobüs, hak getir. Hepsi bitti. Eve taksiyle dönmeyi planlıyoruz. O yüzden böyle rahatız. Ama hayatımda da bu saatlere kadar hiç iyi uyduda kalmamıştım. Yani Han Nehri Parkı'nda kalmamıştım. Bir de bayağıdır Kore'de hani çok öyle aşırı derecede Türkçe muhabbet etmediğim için iş arkadaşım İrem'le olan muhabbetlerimiz hariç böyle bir Türkçe muhabbete hasret kalmışım. O yüzden hala buradayız. Bir 15-20 dakika daha takılıp gideriz muhtemelen. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki video muhtemelen Tokyo'dan gelecek, Japonya'dan yani. O videoya kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay. Ne konuştum be?